ziraat borsa hesabı tanımlatabilmeniz için mobil ziraat yatırımına geldikten sonra yatırım hesabından menüye tıklıyorsunuz. Ziraat yatırım borsayı açıyorsunuz. Burada ziraat borsa hesap açılışı var. Bunu tıklıyorsunuz. Burada bir hesap açılıyor tabi. Bu açılacağım bu hesabı ziraat borsa hesabında bağdatıştır yaptırıyorsunuz. Tıklıyorsunuz. Şurada mail adresiniz diyor. Elektronik bildirim onayı istiyorum denildiği zaman bunu okuyup onaylıyorsunuz. Tek tek okuyup onaylamamız gerekiyor. Bu şekilde. Tabi en son geldiğimiz zaman tamam diyoruz. Evet. Tamam diyoruz. Öbürü de aynı şekilde. Tamam dedik. Tıklıyoruz. Yoksa kabul etmez arkadaşlar. Bütün bu tilkeli bölümleri okuduktan sonra devam işaretleyip devam diyorsunuz. Devam ettikten sonra onayla diyorsun. Burada mail ve elektronik bildirim onayına evet dedikten sonra onayla diyorsunuz. Hesabın bağlı olacağı hesabı açmış oluyorsunuz. Burada hesap açış işlemi başarıyla gerçekleştirmiştir diyor. Onayladığınız sözleşme e-posta adresinize gönderilmiştir. Hesap numaranız yazıyor. İşte arkadaşlar bu hesap numarasıyla daha sonra mobil üzerinde ziraat borsa hesabı açtıktan sonra yapıyorsunuz. Bunu neden anlıyoruz? Yatırım diyorsunuz. Ziraat borsa hesabı diyorsunuz. Ziraat borsa hesabı para yatırdı dedikten sonra şurada portföy numaranız var. Şu portföy numaranızı ayarlayıp İstediğiniz kaç kurusu artık yatırıp onaylıyorsunuz. Portföy numaranızı yazdıktan sonra tabi önce ben de yazayım portföy numarasını. Hesaba para yatır dedik. Burada parolamı unuttum, para yok. Yani burada ziraat borsa mobil tarafından indirdikten sonra cep telefonunuza indirdikten sonra ziraat borsayı parolamı unuttum ya da parolam yok diyorsunuz burada. Ziraat borsadan parolanızı almanız lazım. Ben bireysel hesap olduğum için bireysel hesap açıyorum burada. Burada ziraat borsayla alakalı olan müşteri numaramı yazıyorum önce arkadaşlar. Sonra TC numaramı yazıyorum. Cep telefon numaramı yazıyorum. Doğum tarihimi yazıyorum arkadaşlar. Mobil onay kodu gelecek buradan size. Bunu tıklıyorsunuz tabi önce. Devam dedikten sonra parolanız başarıyla değiştirmiş ve e-posta adresinize gönderilmiştir diyor. Arkadaşlar giriş sayfasına giriyorsunuz. Burada müşteri numaranızı yazıyorsunuz. Müşteri numaranızı az önceki size verilen numaradır arkadaşlar. Şu parolanızı yazıyorsunuz. Giriş dedikten sonra ziraat borsa hesap numaranız açılmış olacak arkadaşlar.
Sermaye piyasalarıyla alakalı bu bilgilendirmeyi iyice okuyorsunuz. Daha sonra bu bilgilendirmeyi onaylıyorsunuz arkadaşlar. Onaylıyorum dedikten sonra sayfanız açılmış olur. Bundan sonra bu Ziraat Borsa hesabında menüleri görerek işlemlerinizi başlatabilirsiniz. Detay, basit diyorsunuz. Hesabın noktasına gel, portre diyoruz. Hesabımız bu. Şu anda benim hesabımda para yok arkadaşlar. Ben size daha sonraki işlemi 3. diğer videoda anlatacağım. Teşekkürler. İyi günler.